Ashab radiyallahu anhum ecmainin ve salihlerin korkusu. Bil ki peygamberlerden sonra Allahu Teala'yı en çok tanıyan ve onun hakkında en fazla bilgisi olan kimseler ashab, tabi'in ve bunları takip eden alimler ve salihlerdir. Beşeriyetin en akıllı kesimi de bunlardır. Bunlar da Allahu Teala'dan çok korkmuşlardır. Mesela Hazreti Ebubekir radiyallahu an Allahu Teala'dan o kadar korkardı ki büyük hizmetine ve erişilmez imanına rağmen keşke ben sorumlu bir insan değil masum bir kuş olarak yaratılsaydım demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anın yanaklarında gözyaşlarının açtığı iki oluk vardı. Çünkü Allahu Teala korkusuyla çok ağlardı. O azap ayetlerini dinlerken de bayılırdı. Bir gün ve amel defterleri açıldığı zaman herkes neler yapmış olduğunu görür. Ayetlerini dinleyince bayılmış. Bir günde Rabbinin azabı vuku bulacaktır. Hiçbir şey onu önleyemeyecektir ayetlerini dinlerken kendinden geçmiş ve bir müddet evde hasta yatmıştır. Tekvir suresi 14 ve Tur suresi 7 ve 8. ayetlerdi. Muaz İbni Cebel radıyallahu an şöyle demiştir. Cehennem üzerindeki Sırat köprüsünü selametle aşıp cennet tarafına geçmedikçe mümin korkusu azalmaz. Bu az sayıdaki örnekler bile bu masum ve mahvuz kulların Allahu Teala'dan ne kadar korktuklarını açıkça gösterir. Ancak korkmak ve korku duymak günah çokluğundan değil, kalp saflığından ve marifet tamamlığından ileri gelir. Bundan dolayı bu zatlar günahlarının olmamasına veya çok az olmasına rağmen Allahu Teala'dan çok korkmuşlardır. Biz yani imamı Gazali ise şehvet, gaflet ve kasvetle malul olduğumuz için kalplerimizde yeterli korku hissetmiyoruz. Bunu hissetmeyince de ne günahlarımızın çokluğu, ne amellerimizin azlığı, ne duygularımızın canavarlaşması, ne de bu kötü hal içinde ecelimizin yaklaşmış olması bizi ürkütmüyor ve silkeleyip harekete getirmiyor. Allah'ım, basiretlerimi fethet ve kalplerimizi kendine yönlendir. Ta ki söylediklerimizi yapalım ve duyduklarımıza uyalım. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh, İhya-i Ulumiddin, 4. Cilt, sayfa 337-347, 2 Aralık Mevlana Takvimi